Burak bizim için şov yapıyor şu an. Bu hafta Kemer'deyiz. Olimpos'un zirvesine çıkacağız. 2365 metreye. Enduro yapmayacağız. Akrobasi yapmayacağız. O motorlarla nasıl çıkılır? Torosların Maradona'sı gösterecek. Burak Özdemir gösterecek. Hadi gelin bu heyecana başlayalım. Ne haber abi? Sağ ol, senden. İyidir abi. Hoş bulduk. Çok güzel bir mekan yapmışsın. Teşekkür ederim. Geçen sefer buluşmuştuk. Sadece antrenman parkuruydu. Artık işi birazcık değiştirdik. Yarışçılığı sonlandırdık. Daha fazla insanlara motosiklet eğitimi, sürüş zevkini, keyfini yaşatmak için farklı bir konuma geldik şu an için. Böylece devam ediyoruz. Artık yurt dışından ve yurt içinden epey misafir ağırlamaya başladık. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz bizim Akdeniz'in coğrafyası, doğası, misafirperverliği, turizmdeki olan kalitemiz ve tecrübemizle birlikte Antalya'nın ve Türkiye'nin. Enduro bir hastalık diyebiliriz, bir aşk, bir bağımlılık diyebiliriz. Nasılsa herkesin sevdiği bir hobisi, bir yaptığı spor varsa bu da onlardan bir tanesi. Bizim Toroslarımızın yörük diyarı olan, bizim simgemiz olan, her zaman oralarda bulunmaktan keyif aldığımız kekik kokulu dağlarımızda sürüş gerçekleştireceğiz. Zirve bizi bekliyor. İstersen yavaştan eğitim sürüşümüze, antrenmanımıza başlayalım. Enduro'ya karar verdiğinizde kıyafetleriniz hazır burada. Botlarınız, kasklarınız, korumalıklarınız. Bu tabii profesyonel, yarı profesyonel, amatör olarak. Botlarımdan 43 numara ben giyiyorum, 44 numarayı seçeceğim. Siz de öyle yapacaksınız. Vaktimiz az kaldı. Olimpos'a çıkacağız. Hadi. Kıyafetleri giydirdin abi, şimdi nereye gideceğiz evet. Biz? Rotamızdan bahsedeyim sana istersen. Şu an Kuzdere'deyiz, olduğumuz konum. Buradan vadiden çıkacağız, Kesme Boğazı'ndan. Daha sonra Teke Dağı'nın ön kısmından arkadan Yayla Kuzdere. Yayla Kuzdere'nin üzeri arka tarafında, diğer tarafında Çukur Yayla. Çukur Yayla'dan sonra artık yaklaşık olarak 2000 metre rakımdan sonra da oksijen durumundan dolayı havada hiçbir bitki örtüsünün bulunmadığı noktalardan geçerek zirveye doğru tırmanışımızı tamamlayacağız.
Şu an 1100'de var mıyız? 1100-1200? Evet, 1500'e doğru yaklaştık. 1200'ü geçtik şu an tahminimce. Artık oksijenin böyle akciğerlerimizde hissettiğimiz bölgelere doğru geldik. Torosları aşmak kolay değil. Kıyıya paralel olan dağların arka tarafına geçtik. Şimdi Teke Dağları tarafındayız. Buradan artık Çukuryayla ve Çukuryayla'dan sonra daha çok Tahtalı Dağı'nın etekleriyle birlikte zirveye doğru yolculuğumuz devam edecek. Yattığımız yeri severiz değil mi? Vallahi çok güzel uyuruz. Yolu yarıladık, yarısını geçtik. Birkaç daha böyle bizi zorlayacak alan var. Ondan sonra çıkmış olacağız inşallah. Hadi devam edelim. Hadi devam. Sporla tanışmak isteyen bütün arkadaşlara, gençlere, miniklere yol ışığı olmak istiyorum. Onların da bu sporla tanışıp sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ve çok onlarca çeşit branşın olduğunu, bunların bu enduro'nun da onların en keyiflerinden bir tanesini olduğunu sürekli insanlara gösterip ispatlayabilmek için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Enduro nasıl bir spor? Ağır bir spor. Enduro nasıl bir spor? Enduro şöyle söyleyeyim. Aslında dilimize veyahut branşa İngilizceden adını vermiş. Kökü endurance'dan gelen, dayanıklılığı temsil eden bir spor branşı. Önceden çok daha bir eski zamanlarda farklı algılar vardı toplum üzerinde tabii ki de. Motosiklete binen çok hoş karşılanamayabiliyordu. Fakat şimdi insanlar daha çok bilinçleniyor gün geçtikçe. Bu bir yurt dışında nasıl Avrupa'da bugüne kadar kültürdü, artık bizim ülkemizde de kültür olarak benimsenmeye başladı. Thank you.
Şu an titremem hissediliyor mu? Evet. Yani 2365 metre. Şunun için değer gerçekten. Gün batımı için değer. Çok mutlu oldum. Herkes yapabilir. Siz de yapabilirsiniz.